Bedir Savaşı'nda kahramanca savaşan biri hakkında sahabilerin övgüyle bahsetmesi üzerine Peygamberimizin "O kişi münafıktır" dediği rivayet ediliyor. Daha o kişinin savaşta yaralanmasının ardından intihar ettiği, yani Peygamberimizin haklı çıktığı rivayet ediliyor. Az önce okuduğumuz ayetlerde peygamber de olsa kimsenin kalplerde olanı bilemeyeceğini gördük. Bu bağlamda bu rivayeti değerlendirir misiniz? O rivayet Bedir Savaşı ile ilgili değil, Hayber Savaşı ile ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala münafıkların özelliklerini bildiriyor. O konuda da çok sayıda ayet var. O özellikler tabii ki Peygamberimiz tarafından en iyi biliniyor. Fakat bir de Allahü Teala bir grup münafıkla ilgili Tevbe suresinde şöyle diyor. Efendim? Tevbe 101, evet, 9. sure. İki sayfa. Ve mimmen havlekum minel a'rabi münafikun. Çevrenizdeki o bedevilerden münafıklar vardır. Çölde yaşayan Araplardan çevrenizde münafıklar vardır. Ve min ehlil medineti, Medine halkından da var. Meredu alen nifak, münafıklık konusunda öyle bir ustalık kazanmışlardır ki la ta'lemuhum, sen onları bilemezsin. Yani onlar hiç renk vermezler. Bir grubu var ki belli ediyor kendisini. Çünkü Allahü Teala ayetlerde münafıkların özelliklerini açık açık ifade ediyor. Ve bunu işte bilebilmemiz için bildirdiğini ifade ediyor. Bu özellikleri gösterene tabii ki bilenler münafık der. Peygamberimiz de en başta bilenlerdendir. Ama bazı kişiler münafıklıkta öyle bir maharet kazanmışlar ki ne diyor Allahü Teala? Sen onları bilmezsin. Yani Peygamberimizin de bilemediği, işte az önce o Bakara 204. ayette anlatılan bu tür münafıklar. Nahnu na'lemuhum, onları biz biliriz diyor. Senu'azzibuhum marrateyn, onlara iki kere azap vereceğiz. Thumme yuraddune ila azabin azim, sonra büyük bir azaba götürüleceklerdir. Onun için özellikleri bildirildikten sonra bunu tanımak zor değildir. Ama bazı münafıklar iyice ustalaştıkları için hiç açık vermiyorlar. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz.